CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey Belde Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye önünde vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, herkesin Türkiye'nin geleceği açısından kaygılarının olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu, çiftçinin, çalışanın, esnafın, sanayicinin huzurunun olmadığını, herkesin ekonomik açıdan sıkıntı yaşadığını öne sürdü. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Ekonomi krizi var. Gayet iyi biliyorum, siz de biliyorsunuz. Çiftçi arkadaşlarım ekonomik krizi daha henüz tam hissetmediler. Seneye tarlalara ekince bunu göreceksiniz. Gübre fiyatlarını göreceksiniz. İlaç fiyatlarını göreceksiniz. Bütün bu pahalılığı göreceksiniz. Şu anda her şeye %100 zam gelmiş durumda. Benim en büyük endişem seneye çiftçi mahsul ekecek mi, ekmeyecek mi? Ektiği ürünün karşılığını alamazsa, zarar ederse nasıl ekecek? Nasıl ekecek? Bir açlık sorunuyla karşı karşıya her an gelebiliriz. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ülke topraklarının kolay kazanılmadığının altını çizerek, bu topraklarda yüz binlerce şehidin kanının olduğunu kaydetti. Bu ülke her türlü sorununu aşabilecek kapasitedir. Önümüzde bahar var. Bahar güzel bir mevsimdir. Çiçekler, ağaçlar çiçek açar. Kuşlar cıvıldaşırlar. Hep beraber sokağa çıkarız, parklara çıkarız, ormana çıkarız, piknik yaparız. Güzel bir atmosfer olur. Katar emirinin hibe ettiği uçağın geri gönderilmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin haysiyetiyle kimsenin oynamasına müsaade etmeyeceklerini kaydetti. Kılıçdaroğlu, ülkenin kimseye ele avuç açmadığını vurgulayarak, aç kalabiliriz, yoksul da olabiliriz ama biz onurlu bir babanın, dedenin evlatlarıyız dedi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de ekonomik kriz olduğunu, çiftçilerin bunu henüz hissedemediklerini söyledi. Önümüzde bahar var. Bahar güzel bir mevsimdir. Ağaçlar çiçek açar. Kuşlar cıvıldaşırlar. Hep beraber sokağa çıkarız, parklara çıkarız, ormana çıkarız, piknik yaparız. Güzel bir atmosfer olur. Hanımlar evde bahar temizliği yaparlar. Şimdi hep beraber bahar ayında yerel seçimlerde bir bahar temizliği yapacağız. Bu temizliği yapmaya hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? Evet. Bir bahar temizliği yapacağız hep beraber. Yapmak zorundayız. Bunun bakın partilerle falan bilgisi de yok. Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından kendisine hediye edilen bisikleti bir şehit yakınına verdi. Ardından Evren 8 ve Büyük Karıştıran beldelerini de ziyaret eden CHP Genel Başkanı vatandaşlarla selamlaştı. Kılıçdaroğlu Büyük Karıştıran Belde ziyaretinin ardından karayoluyla İstanbul'a hareket etti.